her kesimden tepki çekiyor. Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde arsası emlak açısından değerli olan okulları satacak. Bakanlık ilk olarak büyük şehirlerde iş merkezleri ve fabrikalar arasında sıkışmış olan okulların satışını yapmayı planlıyor. Amaç söz konusu okulların satışı sonrasında elde edilen gelirle arsası daha az değerli olan yerlerde daha çok okul yapmak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın birlikte yürüttüğü çalışmayla şehir merkezlerindeki okullar yerlerine 10, 20 hatta 100 yeni okul inşa edilecek şekilde yatırımcılara satılacak deniliyor. O zaman bütün Boğaz kenarındaki, Boğaz içindeki bütün okulların kaldırılıp Beylikdüzü taraflarına falan taşınması lazım. Çünkü Boğaz içindeki binalar daima diğer yerlerdeki binaların 10 katı, 20 katı, 50 katı, 100 katı para edecektir. Eğer siz eğitim için böyle bir paranın peşine düştüyseniz, büyük kentlerde okul yapabileceğiniz veya okul için seçmeniz gereken öğrencilerin gidiş gelişi dikkate alınarak, eğitim ihtiyacı, çevrenin eğitim ihtiyacı dikkate alınarak seçmeniz gereken yerlerdeki arsa fiyatları sanıldığı kadar büyük farklılıklar doğurmuyor. Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Yaşar Topçu, okul arsalarının yalnızca pahalı olduğu için satılmayacağı görüşünde. Topçu, satışın iktidar yandaşlarına yapılması durumunda hükümetin bu sorumluluğun altından kalkamayacağını söylüyor. O zaman kamuoyu der ki siz bu yerleri yandaşlarınıza veya sizin adamlarınıza peşkeş çekmek için yaptınız bu işi. Okulları feda ettiniz. Çok ağır bir ithamla karşı karşıya kalırsınız. Sonuç olarak da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu arsalardan elde edilecek rantlara eğitimi götürmek için muhtaç duruma geldiğini sanmıyorum. Arsa satışında ilk olarak adı geçen okullar Bakırköy Kız Meslek Lisesi, Maçka Akif Tuncel Meslek Lisesi ve Rüştü Uzel Kız Meslek Lisesi. Her üç okulunda öğrenci sıkıntısı yok. Eğitim öğretime devam ediliyor. Arsası satılacak, yerine iş merkezi yapılacak denilen Bakırköy Kız Meslek Lisesi ilçenin simgesi halinde. Bakırköylüler okulları ellerinden alınmasın diye CHP ilçe örgütü önderliğinde 2500 imza topladı. Bakırköy'deki okulu yıkacaklar, onun yerine otel veya iş yeri kuracaklar. Bakırköy'ün simgesi olan bir eğitim kurumunu Bakırköylülerden koparıp alacaklar. Bunun mantığı yok bana göre. Bundan önce olduğu gibi karşı duruşumuzu göstereceğiz.